nasılsınız? İyi, teşekkürler. Çok güzel çekimler gerçekleştirdiniz siz de. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti çekimler? Çok güzel geçti ya. Yaz sezonu için bakalım inşallah. Güzel olacak. Karan'ın da doğum gününü kutladınız. Evet, çok evet, güzel evet. Fotoğraflarda paylaşıldı. Neler söyleyeceksiniz Fahri Hanım? Geçirdik. Çok çabuk büyüyor. Hani abi anne olarak siz daha iyi bilirsiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti bu anlar? Geçiyor zaman gerçekten. Geçiyor. Peki yeni projede ekranlarda olacak mısınız? Evet, projede. Başka sürprizleri var. Öyle mi? Ne gibi sürprizler olacak acaba? Adı üstünde sürpriz. Ben söyleyemem. Peki yazın tatil planı yapıldı mı şimdiden? Var mı plan? Yani tabii vaktimiz olacak herhalde ama henüz öyle çok plan yapmadık. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bu tarafa alabilir miyim? Pardon. Burak Bey. Fahriye Hanım. Burak Bey pardon. Hissettiren bu kadar bebeğe bu yardımların ulaştırılması beni çok heyecanlandırdı. O yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu kadar güvenilir bir firmayı arkama alarak kendim bireysel olarak yapmayı denediğim, yapmaya çalıştığım elimden geldiğince bu yardımları daha büyük ölçüde yapacak olmak beni gerçekten çok güçlü ve çok iyi hissettiriyor. Peki ana şeyimizde, temamızda dünyalarını güzelleştirmek için birlikteyiz. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Yani Karan dünyaya geldikten sonra özellikle bir bebeğin ihtiyacından yola çıkarak bütün bebeklerle ve bütün ailelerle bir empati kuruyorsun ister istemez içgüdüsel olarak ve bu bebeklerin dünyasını güzelleştirmek mottosu benim için zaten öncesinde de çok anlamlı bir yeri vardı ama bunu duyunca ve böyle firma ile birleştirince bunun ne kadar gerekli olduğunu ve bebeklerin ve onların ailelerinin de hayatlarına dokunmamız gerektiğini düşünüyorum ve herkese de bu iyilik hareketine davet ediyorum. Aslında Karan da bütün her şeyle ilgileniyorsunuz siz de sosyal medya paylaşımlarda da görüyoruz, röportaj yaptığımızda da görüyoruz. Bir günü bir değerlendirsek Karan'la neler yapıyorsunuz, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ya neler yapıyoruz aslında çocuklar rutinleri çok seviyorlar. O yüzden her şey böyle bir rutine oturuyor. Benim aslında ana temam onunla her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çünkü bir çocuğun temel iki şeye ihtiyacı var. Çok samimiyetle sevilmek, kucaklanmak ve oynamak. Aslında bunun ötesinde bir çocuğa anne, baba, ebeveyn ve etrafındakiler bundan daha öte bir şey veremiyor. Ben onunla her zaman kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorum. Bolca oyun oynamaya çalışıyorum. Ben kendim birebir de ilgilenmeye çok önem gösteriyorum. Böyle. Peki bir şey derler yani anne olduktan sonra anlarsınız, baba olduktan sonra değil. Siz Karan'da olduktan sonra düşünceleriniz değişti mi? Hani ne gibi fikir öncesi ve sonrasında değişiklikler oldu? Yani bebek her zaman çok hassas noktamdı ve çocuklar her zaman hepsine yetemesen de mutlaka hep birilerine dokunmaya çalışıyordum ama kendi çocuğun olduktan sonra, anne olduktan sonra anlarsın kavramını çok daha net anlamış oldum. Bazı şeyler biraz içgüdüyle harekete geçiyor ve Karan bana o anlamda biraz çocukların penceresinden bakmayı öğretti diyeyim. Daha çocukların gözünden her şeyi görebiliyorum. Onların gerçekten ihtiyacı nedir, nasıl bir şefkate ihtiyaçları var vesaire. Ben bunların hepsini aslında Karan'ın doğumundan sonra öğrendim diyebilirim. Hep böyle iyi şeylerden bahsediyoruz ama çocuklar bir nevi de aileyi çok zorlayan hani büyüme aşamasında. Bunun ilgili siz mesela böyle tamamen zorladığı bir noktalar oldu mu mesela? Ya oldu tabii ki mutlaka o dönemlerde oldu. Çünkü... mesela aileler birbirine sarıyor ya sen bak ben bakayım yoruldum falan tarzında. Burak Bey'le paylaşır mısınız bu konuda? İnanılmaz paylaştı. Burak çok iyi bir baba. Ben o anlamda gerçekten çok şanslıyım. Çünkü bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde tabii ki anneye ait ama çok zorlu zamanlar olabiliyor. Anne gerçekten bazen benim bir kahve içmeye ihtiyacım var dediğin zamanlar olabiliyor. Orada babanın da desteği olması veya etrafında olan kim varsa anne, bir kız arkadaş veya biri bu kesinlikle gerekli oluyor. Çünkü zorlu zamanlar oluyor. Ben 2 senedir uykusuz yaşıyorum arkadaşlar. 2 senedir uyumuyorum. Peki bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ekranlarda özledi sizi hayranlarınız da. Evet bir ara vermiş oldum bu
işte doğum süreciyle birlikte, ama yavaş yavaş tempomu arttırıyorum artık. 2 yaşına girdi çünkü. Artık biraz daha birbirimizden kopma sürecine yavaş yavaş artık giriyoruz. Okula da başladı çünkü. Okul demeyelim ya, oyun grupları onlar. Evet, okula daha tabii var daha vakit ama oyun grupları vakit ayırıyoruz tabii ki onlara mutlaka. Ve yavaş yavaş tempomu da arttırıyorum. Artık yavaş yavaş projelere bakıyorum, değerlendiriyorum. Başlatacağımız bir takım güzel işler var. Ki işte Prima da onun bir parçası. Öyle. Peki dijital mi istiyorsunuz yoksa televizyon mu? Çünkü dijital daha set ortamı daha rahat, daha kolay. O yüzden hani karanlık fazla ilgilenmek için dijitali mi tercih edersiniz? Ya o konuda şöyle söyleyeyim, aslında şey olarak ayırt etmiyorum. Hepsi benim için çok değerli ve kıymetli ve gelen projelere o platform veya bu platform her türlü değerli, kıymetli ve değerlendiriyoruz. Ama şunu es geçmemek lazım, dijitalin de artık tabii ki çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla onlara da bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bir son dönemde biyografi, otobiyografi, filmler, diziler ön planda. Sizin canlandırmak istediğiniz bir tarihi karakter var mıdır? Var, evet, güzel yapımlar var. Neden olmasın? Yani öyle kendime hiçbir zaman bir çerçeve koymuyorum aslında oyunculukta. Gelen her şeyi değerlendiririm ama otobiyografi neden olmasın yani? Çok da güzel olur. Peki. Tamam, peki çok teşekkürler.